bugün beraber mutfağınızda her gün gerçekleştirdiğiniz yemek pişirme işlemlerinin ardındaki büyüleyici kimyasal süreçleri keşfedeceğiz. Yemek pişirirken aslında birer kimyager olduğunuzun farkında mıydınız? 1. Maillard reaksiyonu. Yemek pişirirken en sık karşılaştığımız kimyasal reaksiyonlardan biri Maillard reaksiyonudur. Bu reaksiyon proteinlerin amino asitleriyle şekerlerin yüksek ısıda etkileşime girerek yeni tat ve aromalar oluşturmasıdır. Örneğin ekmek kızartırken oluşan o güzel kahverengi kabuk veya biftek pişirirken yüzeyde oluşan lezzetli kabuk. Bunlar Maillard reaksiyonunun eseridir. Bu süreç yiyeceklerin lezzetini ve rengini derinleştirir. 2. Kararmış şeker ve karamelizasyon. Şekerlerin yüksek ısıda eritilerek kahverengi ve tatlı bir hale gelmesi süreci karamelizasyondur. Karamelizasyon yalnızca tatlılara değil, aynı zamanda bazı tuzlu yemeklere de derin bir lezzet katmak için kullanılır. Örneğin soğanları karamelize ettiğinizde şekerler yavaş yavaş karamelize olur ve soğanın doğal tatlılığı ortaya çıkar. 3. Fermantasyon. Fermantasyon, mikroorganizmaların yani genellikle maya veya bakteriler, karbonhidratları alkole veya asitlere dönüştürdüğü kimyasal bir süreçtir. Ekmek yaparken mayalar şekeri alkol ve karbondioksite dönüştürerek ekmeğin kabarmasını sağlar. Bu aynı zamanda yoğurt, peynir ve turşu gibi fermente gıdaların üretiminde de önemli bir rol oynar. 4. Jelatinizasyon. Jelatinizasyon, nişastalı yiyeceklerin su ile ısıtılması sonucu nişasta granüllerinin şişip jelleşmesi sürecidir. Bu süreç sosların koyulaşmasında, pudinglerin kıvam almasında ve ekmek yapımında önemli bir rol oynar. Nişasta ısındığında suyu emer ve yapısı değişir. Bu da yiyeceklerin dokusunu ve kıvamını etkiler. 5. Asit baz reaksiyonları. Mutfağınızda sıkça karşılaştığınız bir diğer kimyasal süreç de asit baz reaksiyonlarıdır. Örneğin kabartma tozu ve sirke bir araya geldiğinde karbondioksit gazı açığa çıkar ve hamurun kabarmasını sağlar. Bu reaksiyon keklerin ve kurabiyelerin hafif ve kabarık olmasını sağlar. 6. Denatürasyon ve koagülasyon. Proteinler ısıtıldığında veya asitle temas ettiğinde yapısal değişikliğe uğrar. Bu sürece denatürasyon denir. Örneğin yumurta pişirirken yumurtadaki proteinler denatüre olur ve katılaşır. Benzer şekilde sütü ısıttığınızda süt proteinleri koagüle olur ve peynir yapımı için temel oluşturur. Umarım bu bilgiler mutfağınızda gerçekleşen kimyasal süreçleri daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur. Bu videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Lezzetli ve bilim dolu günler dilerim.